Size çok ilginç bir iflas hikayesi anlatayım mı? Üstelik bu şişeyle ne alakası var diyeceksiniz. Schweppes bir içecek. Hiç daha önce bu Schweppes'in üstündeki şu gördüğünüz detaya, bu logoya, armaya dikkat ettiniz mi? Çünkü bazı markaların üzerinde de görüyorsunuz. Üstelik bu şişeyle başlayıp bir süpürge markasıyla bitireceğim. 12. yüzyılda ilk kez İngiltere Kraliyet ailesi Weavers Company denilen bir tekstil firmasına, terzilik diyelim buna, kraliyet himayesi verdi. Kraliçe garantili batışla ne alakası var? Dinle işte o garanti bu garanti. Yani dediler ki bu marka kraliçeye en az 5 yıl hizmet etmiştir ve kalitesi kraliçeye layıktır. İlk defa İngiltere'de çıktı böyle bir şey. Ve bunun için de size bir mühür, o zaman için mühür diyelim, sonradan buna bir arma logo diyelim, böyle bir şey kullanma hakkı verdiler. 1476 İngiltere'ye matbaayı William Caxton getiriyor. Ona da bu hakkı verdiler. Artık kraliyet için matbaa getirdim ve baskılar yapıyorsun, kitap falan. Senin de bu mühür logoyu kullanma hakkın var dediler. Burada ne var? Bu armayı gördüğünüz zaman kraliçeye hizmet edebilecek, kraliyete hizmet edebilecek kadar kaliteli ve güvenilir. Çünkü sonuçta kraliyete hizmet ediyorsan ona layık olman lazım. O ismi, o logoyu damgaya aldıktan sonra yerlere düşüremezsin. Müşteri kaliten yüksek olacak. Bu muazzam bir fikir. Ve günümüzde de devam ediyor. 1840 yılına gelindiğinde hileleri azaltmak için halka yapılan kraliyet şeyi arttırdı. Bu damgayı alabilmen için gerekli şartları arttırdı. Ve Kraliçe Victoria döneminde tam 2000 meslek marka diyelim artık işe bu belge verildi. 1885 yılından beri The London Gazette, yani gazetesinde, Londra gazetesinde, resmi gazete gibi düşünün bunu. Bu firmalar duyuruluyor. Hatta kendi web sitesi var. Kendi internet sitesine girdiğinizde Kraliçe'nin bu markaları, şemsiye firmaları bile var. Bu markaları nasıl ziyaret edip bunlara nasıl bu mühürü, damgayı verdiğini görüyorsunuz. İşte Schweppes şişesinin üstünde de reklam gibi oluyor ama bu video reklamsızdır. Schweppes'in üstünde de bu ünvan var. Floris, Campbrush, Bromley birçok markada bu vardır. Hamilton Rich gibi markalarda bile vardır. Dolayısıyla kraliçeye hizmet etmenin bir garantisi, bir prestiji vardır. Bu arada Aston Martin, Land Rover, Jaguar arabaları bir dönem çeşitli araba firmalarında hatta çeşitli sigorta ve kargo firmalarında da bu amblemi görürsünüz. Hepsi kraliçeye hizmet etmiş şerefine ulaştık diye kraliçeye teşekkür ederler. Asıl demek istedikleri şey kraliyet bile bizi temsil ediyor, tercih ediyor. Daha da ne düşünüyorsunuz? Bizi kullanın. E hocam iyi de kraliyet garantili batış diye geldik. Sen bize bazı markaları övüyorsun, İngiltere'yi övüyorsun. Dur, o iş öyle değil. Hoover denilen bir marka var. Şimdi biz Selpak diyoruz da aslında adı Selpak değil ya. Marka yani bir tane ama hepsine Selpak diyoruz. Ya da bütün skuterlara Martı diyoruz. Niye ilk öyle tanımışız? Şeyde Hoover'da böyle elektrikli süpürge ilk çıkaran 1950'de şu an ekranda gördüğünüz ürün tanıtılıyor. Sonrasında işler öyle büyüyor. Hoover işte en güzel süpürge. Süpürge alacaksanız Hoover alın. Eviniz Hoover temizler falan derken milletin beynine yazıyorlar Hoover'a. Gerçekten de ilk süpürge markası bu. Şu an ekranda gördüğünüz Amerikan filmlerinde çok görmüşsünüz bu pembe, gri, yeşil olan süpürgeleri. Çünkü Amerikan filmlerine de reklam amaçlı veriliyordu. Veriliyordu ki işte subliminal mesaj versinler. Yıl 1926, ilk kez dikey elektrikli süpürgeyi üretiyorlar. 1936 elektrikli süpürgenin esnek hortumunun patentini alıyorlar. 1946 yani göreceğiniz gibi her 10 yılda bir süpürge alemine bir yenilik getiriyorlar. iPhone gibi işte. Silindir elektrikli süpürgeyi falan üretiyorlar. Böyle piyasanın %50'si bunların oluyor. Elektrikli süpürge piyasasının %50'sine kendi raconunu koyuyor. Ama 80'lerde iş biraz değişiyor. Dyson falan çıkıyor. Çeşitli firmalar çıkıyor. Bunlar yenilikçi güzel ürünler getirdiği için Hoover'un piyasa payı birazcık düşmeye başlıyor. 87 ile 92 arasında Hoover 147 milyon dolarlık karının 74 milyona yani yarıya düşmesinden bir panik diyor. Diyor ki biz muazzam bir para kaybediyoruz. Eskiden depoda mal kalmazken depoda stok birikmeye başlıyor.
Depoda stok birikince yeni çeşitli ürün çıkarmaları zorlaşıyor. Hoover'ın en büyük gücü her şey hemen satıldığı için parası kasaya hemen giriyor. Hemen girince de bu modeli çıkaracağımıza daha güzelini çıkartalım. Müşterideki sorunu çözecek yeni bir ekleme yapalım gibi. Hızlandırıyorlar. Ve 1991, kraliyet garantisi çoktan almış Hoover ki bu marka kraliyet garantisini taşıyorlar. İşte bu da onlardan birisi. Yıl 1990-91, Hoover batış sinyali çakıyor. Diyor ki ya piyasayı toplayacak bir fikir bulmalıyız. Çok iyi gitmiyor işler. Akıllarına bir seyahat şirketiyle ortak iş yapmak geliyor. Diyor ki ya seyahat şirketi de bizim de reklamımız olur diyor. İSİ diye bir şirket diyor ki bizimle beraber çalışır mısınız? Nasıl çalışacağız? Oturup düşünüyorlar. Uçuş firması diyor ki sizden eğer birisi gelip 100 sterlinlik, bugünün 300 doları, 100 sterlinlik süpürge alırsa, alışveriş yaparsa biz onlara gidiş dönüş bilet verelim. Ücretsiz. Fikir güzel. Herkes kazanıyor. Niye? Çünkü Hoover daha çok mal satacak. Seyahat şirketine bilet satmış olacak. Zaten o aradaki farktan seyahat şirketine komisyon ödenecek. Satışlar da arttığı için Hoover buradan piyasa payını büyütecek. Fikir güzel. Tabi avantajları şu. Hoover bir İngiltere firması ve İngiltere'den Avrupa'ya uçmak yani çok cazip değil. Çok yakınınızda zaten. Bir şekilde gidersiniz ama insanlar yine de üşenecek. Buna güveniyorlar. Tabii ki Hoover aptal değildi. Art niyetliydi. Şunu düşünüyordu ya ben Avrupa'ya bilet verirsem her alan bununla uğraşmaz. Küçük bir kısmı uğraşır ama ben garanti alayım. İşi 5 aşamada yorgunu yokuşa sürmek denilen ticari ahlaksızlıkla zorlaştırayım. Şimdi Hoover markasıyla dava açılsın istemem. Ticari ahlaksızlık değil, ticari cinlikle diyelim. Hoover da bu dönemle gurur duymuyordur. Diyorlar ki 5 aşamada. 1. Eğer sen 100 sterlinlik günümüz 300 doları bir alışveriş yaparsan Hoover mağazasından fişini, faturanı başvurunla birlikte bize 14 gün içinde postala. 14 gün süren var. Sonra 2. Hoover sana bir form yollayacak postayla. Bunu da bana 14 gün içinde bir daha postala. Bak işi nasıl zorlaştırıyorlar ki millet o parayı almasın. Ama reklamlarda şu an ekranda gördüğünüz gibi 2 bedava uçuş harikayız falan. Bedava uçuyoruz. İyi satıyorlar. Ama sonrasında bu detaylar çok küçük detaylar. Oku oku bulamazsın. Sen o gelen ikinci evrada Hoover'a 14 günde bir daha postalıyorsun. Sonra Hoover sana bir kayıt formu yolluyor. Seyahat fişi. Buradan 3 tane havalimanı seçiyorsun. 3 kalkış, 3 de iniş havalimanı. Bunun için de 30 gün veriyor sana. Artık zaten sen 3 kere kargo yapana kadar, muhtemelen posta yapana kadar bıkıyorsundur. Ama bu kadarla bitmiyor. Sen o uçacağın yerleri seçiyorsun ya. Hoover'a bu postada geldikten sonra Hoover senin hakkı öyle yazmış reddedebilirim diye. Senin uçacağın havalimanlarını reddediyor. Başka havalimanları öneriyor. Buralara gider misin? Ve eğer sen bunları 30 gün içinde onaylamazsan hakkın yanıyordu. E tabi ilanda iki uçuş bedavayı gören bunları okumuyordu bile. Gidip alışverişini yapıyordu. Dolayısıyla insanlar öyle bezdirdiler ki bu arada burada bittiğini sanmayın. He. Daha asıl bölüme gelmedim. İnsanları öyle bezdirdiler ki çok az müşteri bu bedava kupon hakkını kullanıyor. Ve Hoover para basıyor. Dünyada ekonomik zorluklar var 90-91-92'de ama Hoover parayı topluyor. İnanılmaz insanlar yağmalıyor. Hoover akıllanmıyor. Maalesef. Millet tabii biraz söyleniyor. Hakkını aramayı falan çalışıyor ama küçük şeyler üstü kapatılıyor o dönem. İnternet de yok. Hoover akıllanmıyor. Hoover diyor ki 1 Kasım 1992'de tam bir yıl sonra. Vay be diyor bu kampanya tuttu. Biz de insanları yorduk, bıktırdık. Bilet de vermedik. İşte güzel gitti. Çoğu kişi hakkını aramaktan vazgeçti. 1 Kasım 1992'de diyorlar ki madem Avrupa projemiz tuttu hadi bakalım Amerika'ya da bedava bilet veriyoruz. İşte bu büyük bir hata. Çünkü Avrupa'yı o kadar da merak etmeyen, üşenen insanlar İngiltere'den New York'a, Orlando'ya ücretsiz uçak biletini yağmalıyorlar. Satışlar uçuyor. Ki bunlar o dönem bir danışman firmaya gidiyorlar. Diyorlar ki sizce mantıklı mı bu? Firma bunlara diyor ki saçmalıyorsunuz biz zerre karışmayız. Ve Amerika promosyonu Hoover'ın sonunu getiriyor. Neden? Çünkü Hoover şöyle düşünüyor. Nasıl olsa az kişi başvurur. Bu az kişi başvursa ne olacak? Zaten 100 sterlin para harcayacaklar. Ama
İş öyle olmuyor. Halk gidip 120 sterline bir süpürge var. Bunu yağmalıyor Amerika'ya bedava uçmak için. Geçen seferkinin 10 katı fazla satış yapıyorlar. Ve 300 bin kişi hak kazanıyor. 300 bin kişi. E şimdi burada tabii ellerine güzel para geçiyor. Yani 120 sterlin çarpı 300 bin dediğin zaman süper ama gidiş dönüşüyle birlikte 600 bin bilet alması lazım Hoover'ın. Ve Hoover'ın böyle bir parası yok. Çünkü hak talep eden herkesin o dönem uçuş gidiş geliş Amerika maliyeti 570 sterlin. Yani 120 sterlinlik süpürgeyi satıp 570 sterlinlik uçak bileti hediye etmiş oluyorlar. Tabii ki bunların hesabı şuydu. %1'i gitse bize 5-6 sterline mal olur değil. Öyle olmuyor maalesef. Promosyonlardan toplamda 30 milyon sterlin kazanıyorlar. Muazzam para kazanıyor. Ceplerine 30 milyon sterlin giriyor. Ama sadece hakkını arayıp başvuranlara sadece bilet vermek için 100 milyon sterlin ödemeleri gerekiyor. Ve çirkefleşme denilen dönem başlıyor. Kraliyet, kraliçe garantisi falan umurlarında değil. Herkese ya postada kayboldu, işte formları doğru doldurmamışsınız, 14 gün süreyi kaçırdınız. Özellikle şeye denk getiriyor, Noel arifesine falan denk getiriyorlar son günü ki Noel'de falan çok fazla posta yollandığı için tebrik kartı. Bunlar batsın, kaybolsun falan derken millet bir süre sonra uyanıyor. Gazeteler falan yazmaya başlıyor. Çünkü bunlar seyahat formunda havaalanını işte İngiltere'deki kişiye ta bilmem kaç mil ötede bir yeri söylüyor. Git oradan uç. Ama millet hakkını aramaya başlıyor. Ve Hoover hiçbir uçuşu onaylamıyor. E tabii ki artık bu çok dikkat çekiyor. Hatta ve hatta mağdur olanlardan Harry Chichi denilen birisi gidip Hoover firmasının tatil dolayısıyla insanları kandırması üzerine bir grup kuruyor. Şirket gibi bir şey düşün ama tepki grubu. Ve içlerinde bir anda avukatı, doktoru, mühendisi hepsi toplanıyorlar. Savcılar, hakimler 4000 üye oluyor. İnsanlar sinir krizi yaşıyor. 93 yılında birisi Hoover'ın minibüsünü rehin alıyor. Benim biletimi verin diye. Bu toplanan gruba diyorlar ki bakın 20 milyon sterlin bir para çıkardık ortaya. Bunu şeye yatıracağız. Sizin seyahat edebilmeniz için bir fona yatıracağız. İnsanlar aptal değil. 170 milyon sterlin gerektiğini biliyorlar. Hiçbir şekilde davalarından vazgeçmiyorlar. Ve 1995 Hoover batıyor. Parçalanıyor. İtalyan rakibi onu 106 milyon dolara satın alıyor. İlk kez İngiltere kraliyet ailesi böyle bir markadan kraliyet mührünü geri söküyor. Artık güvenilir bir firma değilsin diyor. İşin kötüsü tatil için alanlar bunu hızlıca ikinci el satmaya başladığı için etrafta bir sürü ikinci el istenmeyen süpürge doluyor Hoover marka. Hoover'ın pazar payı %50'den %8'e düşüyor. Özetle kraliyet garantisine güvenip insanlar nasıl olsa beni tercih ederek diyerek çıktığı yolda müşterisini aptal yerine koymasının bir kere meyvesini yiyor. Çok zekice, sahtekarca, onursuzca bir davranış o dönem yapılan kandırmaca. Markanın bugününü asla laf etmiyorum. Ama ikincisi büyük hata. Çünkü müşterinizi kazıklarsanız bir kere kazanırsınız. İkinci sefer sizin neyiniz varsa alırlar. İyi de olmuş. Daha sonradan pazarlama kitaplarına falan giriyor bu başarısızlık. Umarım ki size de ilginç bir bilgi olmuştur. En azından sağda solda muhabbette anlatacağınız bir konu daha çıktı. Kraliyet garantili. İşte böyle batılır.